Peki bir ekranlara gelsin lütfen o fotoğraf. Çok ilginç bir fotoğraf sevgili izleyiciler. Hem ekranlara geçireceğim ve Instagram'a da hemen koyacağız. Şu izleyin, yorumlarınızı merak ediyorum. Olduğu gibi o videoyu da ekranlara getirelim arkadaşlar. Didem Arslan Yılmaz'a vazgeçmeye de koyalım. Buyurun, buyurun lütfen. Arkadaşlar o donduk araya okuyun ileride çocuğun sırasını geçin. Çocuğun sırasını geçin, sadece anneyi görelim lütfen. Burada bunu ileri alır mısınız arkadaşlar? Aynen, dondurun, alın ekrandan, ama bunu ekranda yapmayın. Alın görüntüyü lütfen, alın öyle yapın. Şimdi 2 Haziran 2011 tarihinde çekilen bu görüntü. Evet. Senin cep telefonunda çekilen bir görüntü. Senin cep telefonunda topu topu bu görüntü. Sadece bu görüntü var, eşinin başka görüntüsü yok. Ben de ona çok şaşırdım yani. Yok, bir de... Önce ben onu sorayım. Tamam. Yani canından çok sevdiğin, gülüşüne aşık olduğun, çok bayıldığın eşin, sevdiğin eşinin insan bir tane görüntüsü olmaz mı? Ben fotoğraf çekmeyi sevmem. Normalde kendimi de çekmem. Hani... Sosyal medyada kesinlikle paylaşmam mesela. Hiçbir ya sosyal medyada yok. Ben paylaş demiyorum. İnsan kendisi için yani ya. Ben sevmiyorum ya. Çekmeyi sevmiyorum. Kendimi de çekmedim, onu da çekmedim mesela. Eşini falan doğru düzgün, hatta eşin yaklaştığında görüntüden çıkıyorsun yani. Bu mikrofon yok, da çıkıyor. Bunu bir hallederiz yani. Nasıl? Oğlumu çekiyorum ben. Oğlunu çekiyorsun, evet. Eşin de arkada. Mesele şu. Şimdi Kemal Bey. Ne olur kendinize konuşun. Ne söylüyorsun Semacığım? Ben de duyayım. Ben her şeyi öğrenmek ve duymak istiyorum. O kim diyeyim ha? Ha. Nurhan arkadaşım. Görünmüyor. Tam göremiyor. Gel burada bir daha izle. Gel Sema buradan izlesin, bir emin olsun. Bir dakika sakin olun. Ya. Gel yanıma. Biraz karanlık. Gel Semacığım. Gel Semacığım. Görüntüyü baştan okuyun arkadaşlar. Gel. Suzan gel yanıma. Gel yanıma canım. Gel yanıma. Arkadaşlar şu LED görüntüyü baştan sona bir okusanıza bir anne. Ne hali ya? Ha. Okuyun, sesi açın. Suzancığım. Ne ettin?
şey diyeceğim de. Bir annemi sakinleştirmem lazım. O görüntüyle evet, girip konuşmam gerekenler ol. Var. Biraz sakin ol. Dışarı bir alalım mı? Bir su ver. Kolonya versenize bana. Getirin kolonya. Ben kolonya vereyim. Bende var. Dur bende var. Tamam gerek yok arkadaşlar. Bende var. Ben müdahale ediyorum. Bir dakika dur, bir ferahlasın. Ya Suzan'cığım canım. Ay yavrum. Annene bir annelerin olsun. Ben de gördüm. Ne kardeşleri gördü, ne bir şey etti, ne vicdansızlar. Ooo. Ne vicdansızlar bunlar. Suzan sakin olur musun? Konuşmam gerekenler var bu görüntüyle. Bir sakin ol lan canım bak. Gerçekler ortaya çıksın istemiyor musun? Tamam bir tanem ne olursun ya. Sakin ol. Bir hava al, bir hava al. Derin derin nefes al. Bir derin derin nefes al. Derin derin nefes al. Bana su getirin. Tamam. Suzancığım. Getirin. Su getirelim. Yanında su var bak, o suyu ver annene. Evet. Tamam. Nura'nın son görüntüleri bunlar. Şu şey sesi alın arkadaşlar. Şunu arkadan verin mi? Siz verin. Çıktı bu. Bir müdahale edin. Daha sonra takarsınız. Tek mikrofon yeter şimdi. Gerek yok yani. Şimdi ay. Bu görüntü şu anlamda çok önemli. Yaylaya ne zaman çıktınız, çıkmadınız meselesi vardı. Ay. 2 Haziran'daki bir görüntü bu. Evet. Sen evet. De diyorsun ki biz köye geldikten sonra bir kez mi yaylaya çıktınız? Yoksa 2-3 defa yaylaya çıktınız. Bu yayla da başka bir yaylaydı. Neresi, bir daha söyler misin? Yok, bu çıktığımız Kazık Bela. Hanım 15 dakika mesela bu hani pazar yeri olduğu için gezmeye gittiniz ya. Tamam ama 2 Haziran'da Kazık Bela'yla çıkıp köye de dönmüş olabilirsiniz. Yok. En son o görüntünüz ya, en son yaylaya çıktığınızın tarihi... Dur ne olur, 2 Haziran olduğunu ben nereden bileyim? Yok şu bu anda... Bana... Ha, bak Savaş'ım şu an sen tamam, şunu söylüyorsun. Size. Anlat lütfen, ben dinleyeyim seni. Pazar suyunu çektiğim videoda da tarih duruyor. Hı hı. Ayın ikisi de duruyor. Hı hı. Ve ayın dördünde köyde olduğunda fotoğrafta da duruyor tarihler. Şimdi bak Savaş'ım, senin kayınpederin Kemal Arslan. Kemal ben onu anlamıyorum işte. Bak Kemal Bey'in bende ifadesi de var. Tamam mı canım? Anladım ben size. Heh, bak Kemal Bey ifadesinde diyor ki, hatta görüşme tutanağı jandarma almış ifadesini. Görüşme tutanağını okudum anladım diye de imzalamış. Nuran Bayram'ın babasıyımdı. Ben sana gösterebilirim istersen resmi evrağı. Yok ben size şey yapmıyorum. Ve 8 Haziran 2021 günü Kuşalan Yaylası'nda kızını gördüğünü söylüyor. Kızını gördüğünde de herhangi bir sorun olmadığını düşünüyor babası. Yani 8'inde 8 Haziran'da 8. Sen tarihini diyorsun ki. Tarihini yanlış hatırlayabilir. Ben çünkü 8 Haziran'da köydeydim. Evet. Ben ayın dördünde şu an telefonumda... Bir dakika Semacığım. Telefonuma bakabilir miyim bir dakika? Yani en son diyorsun ki en son biz 2 Haziran'da gittik. 31 Haziran'da gittik. Pazartesi günü. Evet. Bunlarda kaldık. Tamam. İkinci günü bunlarda kaldık. Yani salı günü. Ha. Çarşamba günü bizde kaldık. Ama sen demin dedin ki az önce 31 Mayıs'ta ben kendim yaylaya çıktım dedin. Demedin mi yok, öyle? Yok. Beraber çıktığımız zaman. Beraber çıktınız. Ha, beraber yani çıktık, o mesaj beraber. Nihat denen adamdan, Tekirdağlı Nihat'tan. Evet. Yani o, neyse ona da söyleyeceklerim vardı. Yaşı başı geçmiş adam yeşine senin mesaj atıyor, bana fotoğraf gönder diyor. Ben bile sinirleniyorum. Kaç ya, yaşında adam yani. Sen bir kadından niye fotoğraf istiyorsun? Bak ben bile öfkeleniyorum ya. Anladım da. Böyle şey olabilir mi? Eşinin fotoğrafını, WhatsApp fotoğrafı yapacakmış. Aslında bütün o görüntüler olduğu gibi beyefendinin görüntüsünü ekranlara getirsek de biraz utansın ya. Neyse ondan evet. Sonra 31 Mayıs'ta senin eşinin mesajı şeye geliyor. O mesaj geliyor. Sen görüyorsun. Sakin sakin daha bir şey yapmıyorsun. Sonra eşinin telefonu 12 gibi kesiliyor. Yani kapanıyor. GSM operatörü. Bütün bağlantı kesiliyor. Sonra o gün siz yaylaya mı çıktınız? Pazartesi günü biz yaylaya gittik. Moraliniz, insanın moralin bozulmadı mı mesajla gelmiş sana? Ya şimdi yanlış numara dedi. Ben hiç alakam olmadı. Ben anlamadım siz beni ama. Bak Savaş'cığım yanlış numara gelebilir. Ders, yok, normalde eşin... hep bana da öyle mesela öyle mesajlar. Ama adam adını soy ismini yazıyor ya. Adını soy ismini yazabilir de demek ki şey mesaj olabilir. Benim eşimle gelmedi de adam başka birine gönderdi. Olabilir yanlışlıkla belki. Geldi. Yani ben ondan... Eşinin telefonu nereden buldun? Yani numarayı ben sonuçta hat benim üstüme. Hmm. Böyle mesajlar çoğunlukla insanlara geliyor. Ben şimdi eşimden niye şüphe edeyim o şüphe etmedim. Yaylaya 31'inde gittim. Evet gittik. Annesinde kaldık evet, o gece. Bir gün o... Arkasından dolaştık. Evet bir gece daha onlara kaldık. Peki ne oldu da şimdi 2-3 gün önce hatırlamadığın meseleyi bu netlikte şu anda hatırlayabiliyorsun? Telefondan şeylere baktım ben. Ha telefona baktın. Evet. Hani fotoğraf çekiyorum ya ben. Yani... Onların tarihlerine baktım hangi gün hangi gün çıktığıma. Bu Kazık Belen Yaylası'nda 2 Haziran'daki bu görüntüden sonra. Evet. Yaylada eşini en son çektiğin görüntüden sonra köye mi döndünüz? Perşembe günü döndük. Bir gece de amcamlarda kaldık. Çarşamba günü amcamlarda kaldık. Perşembe günü köye döndük.